Evet, herkese Kastamonu Yol Konak Gençlik Kampı'ndan merhabalar. Bu hafta Kastamonu Yol Konak Gençlik Kampı'nda kamp lideri olarak görevli geldim. 4. dönem gençlik kampını beraber yapacağız kampçılarımızla. 16-17 yaş grubu geliyor bu kampımıza. Kastamonu Yol Konak yine bir doğa kampı arkadaşlar. Direkt bu karşılama aşamasından sizi çektikten sonra hızlı bilgi vereceğim. Bu videoyu üçüncü çekeceğim. Cidden üçüncü çekeceğim. Artık ölmek üzereyim. Lider odası verebilir. Hemen şu binada kalıyor. Binalar bizim misafirhanelerimiz. Lider odasının bulunduğu, işte bazen kampçı sayısının çok arttığı kamplarda kampçıların da kalabildiği binalar olarak geçiyor. Peyzaj çalışmasının en çok beğendiğim kamplardan birisi Kastamonu Yol Konak Kampı. Hemen size kısa bir tur yaptıracağım arkadaşlar. Buralarda gayet çiçeklerle güzel bir şekilde süslenmiş alanımız bulunmakta. Hemen sağımızda ise futbol sahası, voleybol sahası ve benim sporla çok alakam olmadığı için bir saha daha bulunuyor ama bu sahada ne yapıldığını cidden kelimelerle anlatamıyorum. Bazı sporların falan adını çok bilmediğim için, çünkü okuduğum bölümde çok bir alakası yok. Burada bizim futbol sahamız var. Futbol sahasının üstünde bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü karşılıyor. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim. Hemen yanında işte bir sahamız daha var. Bocce oynanan. Ve onun ilerisinde de basketbol sahamız var. Diğer kamplardan farklı olan yanı bu kampımızın. Bu kamp arkadaşlar, tüm sahalar ayrı. Bazı kamplarımızda alan kısıtlı olduğu için hem voleybol, hem basketbol, hem futbol sahası aynı alanda toplanıyor. Oynayacağımız zaman hangisini oynayacaksak onun filesini takıyoruz. İşte onun basketbol topu bilmem ne. O şekilde ilerliyoruz. Yanda ise normal çimler üzerinde yine bir futbol sahası var. Buranın üstüne kaleler dikmişler ve çocuklar burada da futbol oynayabiliyor abi bir şekilde. Kastamonu kampının en sevdiğim özelliklerinden birisi şu: her şey dip dibe. Yani okçuluk olsun, saha olsun, yani bir şeyi bulmanız kamp içinde çok kolay oluyor kampçılar için. Çünkü bazı kamplarda alan çok geniş ve neyin neresi olacağını bazen kampçılar karıştırabiliyor. Ancak biz Kastamonu kampında böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Buralarda gölgeli kalan çadırlarımız var ve burada perdesinde gördüğünüz ok sekmesin diye yerleştirilen okçuluk alanı bizi karşılıyor arkadaşlar. Okçuluk alanını da yine yakından ben göstereyim sizlere. Okçuluk alanımız da bu şekilde. Sesi duyuyorsunuz, uçak kalkıyor. Kastamonu kampının çok yakınında şimdi havalimanımız var. O yüzden uçaklar kalkabiliyor ve uçak sesleriyle karşılaşabiliyoruz Kastamonu kampında. Zaten havalimanı karşılığının çok yakınında. Burada ise bizim mini golf alanımız var. Mini golf alanımız arkadaşlar. Burada kampçımızın biri golf sopasını bırakmış. Ben de onu alıp yerine koyayım. Hem de yerinin neresi olduğunu size göstereyim. Burada hani gördüğünüz golf topu heykelci var ya, bu açılıp kapanabiliyor. Ve içinde de bizim golf sopalarımız var. Tek elimde çektiğim için biraz zorlanıyorum. Ancak bu golf topunun içinde de golf sopalarının bulunduğunu bilerek gelebilirsiniz kampımıza. Yine çadırların altında kampçıların gayet rahat bir şekilde oturup sohbet muhabbet edebilecekleri banklar bulunurken, burada da bizim kum voleybol sahamız var. Burada plaj voleybolu oynayabiliyorsunuz. Çünkü kum sahamız. Voleybol sahası da Kastamonu kampında bu şekilde. Ve bizim amfi alanımız, kamp ateşinin yandığı, işte veda gecesi ateşinin düzenlendiği, şarkılarımızı söylediğimiz, at binip kımız içtiğimiz alan burası. At binip kımız içmek Türklerin, eski Türklerin geleneklerinden bir espri yapalım dedik. Burada kamp ateşi yanıyor ama veda gecesi etkinlikleri düzenleniyor. Kastamonu kampına geldiyseniz genelde bizim liderlerimizin aklından çıkmayan bir şey var. Ben bu yaz neredeydim? Yol Konak Kampı. Burada fotoğraf çekilip, yani Instagram'da Yol Konak Kampı'nda hashtag paylaşmanız lazım yani. Çünkü Yol Konak Kampı'nın cidden en meşhur olan şeylerinden birisi ben bu yaz neredeydim sloganı. Ve her kampımızda yapılmaya çalışılan
kampların yaklaşık %50'sinde bulunan bir parkurumuz var. Zipline. Zipline'in ipini görüyorsunuz. Sağda kalıyor. Karşılama yerini de göstereceğim size. Ama zipline öncesinde de bizim bir survival macera parkurumuz var. Macera parkurunu da böyle göstereyim. Macera parkuru tırmanma duvarıyla başlar arkadaşlar. Tırmanma duvarımız şurada yer alıyor. Hemen size tırmanma duvarını gösteriyorum. Tırmanma duvarından çıkıyorsunuz. Mavi yere giriyorsunuz. Oradan şu ipten başlayıp odunların üstünden gidip halkaların içinden geçip şu duvarlardan tırmanıp işte kalasların üstünden yürüyüp en son tekrardan bu noktaya geliyorsunuz. Ve bu noktada görüyorsunuz ya, ip var bir tane. Bu ipten sizi bırakıyorlar ve ipi takip ediyorsunuz, ediyorsunuz. Gökte bir ip var, görüyorsunuz. Gökte derken hemen yukarımda yani. Karşıda da yeşil merdivenli bir karşılama alanı var. Gördünüz ya. Heh, orada size karşılıyor bizim görevli liderimiz. Ve zipline parkuru tamamlanmış oluyor. Burada salıncaklarımız var arkadaşlar. Hemen burada banklarımız var. Ve burada da taş evlerimiz var. Taş evimizin özelliği, buradaki kamp, bu kampta iki tane taş evimiz var. Buradaki taş evimizin içinde bilardo, işte pardon, bilardo burada bulunmuyor. Langırt, masa tenisi, işte buz hokeyi gibi şeylerin bulunduğu alan burası arkadaşlar. Hemen içini size gösteriyorum. İki masa tenisi, bir langırt, bir tane de buz hokeyi, buz masa hokeyi olan alanımız burası. Bu taş binadan çıktığımızda hemen ileride bizim gece etkinliklerini yaptığımız işte tiyatrolar, halk oyunları, şiir gösterileri tarzı etkinlikleri yaptığımız gece etkinlik alanımız bulunuyor. Gece etkinlik alanımız ise hemen solumuzda gördüğümüz alan ve girişimiz de burada. Hemen girip ben şimdi size gösteriyorum. Girdiğiniz zaman diyeceksiniz ki biz ayakta mı izleyeceğiz, ayakta mı şey yapacağız? Sağımızda sandalyeler var. Sandalyenizi alıp dizip oturuyorsunuz ve gece etkinliğimiz burada düzenleniyor. Burası Kastamonu Yol Konak Kampı'nın gece etkinliklerinin düzenlendiği alan arkadaşlar. Bungalovlarımız ileride kalıyor arkadaşlar. Bungalovlardan birinin içine girip size bungalovu göstereceğim zaten. Ama bungalovlara gitmeden önce bizim bir de bir taş binamız var. Taş binamızın ikincisi Mehmet Akif Sokağı ile bizi karşılıyor. Mehmet Akif'in sözleri, şiirleri, hayatının kısa kısa özetlerle anlatıldığı yer burası. Hemen bu kampa da hemen buraya da ben bir giriş sağlayayım. Işığımı yakıyorum. Arkadaşlar burası bizim hasoda. Has odamızda sohbetlerimizi, muhabbetlerimizi ettiğimiz, bazı grupların gece toplantısını yaptığı alanımız arkadaşlar. Burada da kış şartlarında sokak oyunlarını oynattığımız, işte el sanatları vesaire. Duruma göre, kampın programına göre bazı aktiviteleri düzenlediğimiz alanlardan birisi de bu taş bina. Hemen çıkıyorum taş binamızdan. Kapıyı kapattık ve yürümeye başlayalım. Şimdi hazır yeri gelmişken göstereyim. Buradaki siyah yol var ya. Buradaki siyah yol bizim bisiklet aktivitesi yaparken, kamp bisiklet sürdürürken kullanacağımız bisiklet yolu arkadaşlar. Onun dışında her kampta bizim hayvanlarımız vardır. Bu kampta da bir kümesimiz ve iki tane de köpeğimiz var. Hemen hayvanlar zaten insanlara alışık olduğu için geliyor. Sizin için ben yerden de birazcık ot kopartıp hayvancağızlarıma vereyim. Hemen de nasıl yiyorlar gördünüz. Kampta hayvanlarımız da var. Bu şekilde. Ve taş binalarımızdan birinin arkası bu şekilde arkadaşlar. Yukarıda terası da var. Sizin için bir çıkıp hemen manzara çekeceğim. Tabii ki burada kampçılar kalmıyor. Terasa çıktığımız zaman terasın gördüğü alanda bu şekilde. Tekrardan inmem gerekiyor. Yer alanlara yetişebilmek için. Ben şimdi size Survivor parkurunu göstereceğim.
Bu kampımızda Survivor parkurumuz da var. Etkinlik olarak düzenleyebileceğimiz. Bir tane de Survivor parkurunu söyledikten sonra size göstereceğim ne kaldı? Mescidim var. Camimi göstereceğim. Bilardo alanını göstereceğim. Ve yemekhanemi de göstererek kampın tanıtımını bitireceğim. Olabildiğince hızlandırılmış şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir de her kampta yaptığım ve bu kampta da yapacağım bir oda tanıtımı olacak. Oda tanıtımını da zaten bungalovları bir anda görüyorsunuz. Bölme bölme. A1'den A6'ya, B1'den B6'ya, işte C1'den C6'ya şeklinde gidiyor. Her yerde 6 tane bungalovumuz var. Şimdi arkadaşlar, parkur tanıdık gelmiştir. Acun Ilıcalı gibi size uzun uzun anlatmayacağım. Ne yapacağınızı zaten görüyorsunuz. Üstünden tırmanıyorsunuz, atlıyorsunuz. İpler var yardımcı olacak size. Ondan sonra burada vida çevirme aparatları var, denge çubukları var ve ilerideki hani kareleri görüyorsunuz değil mi? O karelerde de puzzle yapıyorsunuz. Yol konakkan puzzle var, gelişim spor bakan normali vesaire. O puzzle da tamamlayıp en sona kadar gidiyorsunuz. En sonda küçük kare delikleri gördünüz mü? Yanlarında da kovalar var, gözüküyor. O kovalardaki topları da alıp o kareleri en son bitiren oyunu kazanıyor arkadaşlar. Şimdi ben size rastgele bir oda girip odaya kısa bir tanıtım videosu da çekeceğim. Ondan sonra sizle mescide gidelim. Yemekhanenin tanıtımını çekeyim ve kampımızın tanıtımını bitirelim arkadaşlar. Videoyu çok kısa sürede çekiyorum çünkü 3. çekişim. İlk çekişimde 20 dakika sürdü ve bu şekilde suların bulunduğu, ondan sonra 4 tane yatağın bulunduğu temiz nevresimler siz gelmeden önce geliyor. Böyle 4 tane dolabımız var. Her kişiye bir tane dolap düşüyor. Yine şurada banyomuz var arkadaşlar. Siz gelmeden temizlenmiş, gayet steril bir şekilde odamız sizi bekliyor. Cidden çok güzel bir imkan. Camını açtığımız zaman böyle dışarıya görebiliyorsunuz. Yanımızda çok güzel bir buğday tarlası var. Çamlıklar gözüküyor. Havası çok temiz. Benim Kastamonu hakkında uyarım şu arkadaşlar. İsterseniz Ağustos'ta gelin, isterseniz Temmuz'da, ister Haziran'da. Kastamonu her daim soğuk. Yani ben şu an üstünde yeminle ceketle duruyorum. Ekleyebilirsem belki videoya eklerim. Ya da hatta şöyle çevireyim. İki video birleştirirken sıkıntı oluyor. Ben de böyle ceketleyim. Gördüğünüz gibi bakın kollarım falan uzun şu an. O yüzden şurayı da son kez size gösteriyorum. Buraya hatta kızlardan önce kalmıştır. Böyle süslemeler yapmışlar. Önceki kampçılar size hatıra bırakmış. Sularımız var. Kaplarda size sular bu şekilde veriliyor arkadaşlar. Onun dışında hatta bir kampçımız da burada kitabını unutmuş. Bunu da alıp kitaplığımıza ekleyelim. Belki de kampçımız kitabını unutmamıştır. Önceki taş evde